Kitapçım Kitabevi, TEOK, YGS, LYS, KPSS, KPDS, DGS, ÜDS, sınav hazırlık kitapları, hikaye, roman ve kültür kitaplarında bol çeşit ve uygun fiyat anlayışıyla Akyazı'da hizmetinizdeyiz. Adres Ömercikler Mahallesi, Yahyalı Caddesi, No 14 Taksim A, Akyazı. Telefon 418-07-01 0532-362-09-81 Kitapçım Kitabevi eğitim rehberini sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu akşam Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Özdemir'i konuk edeceğiz. Sayın Recep Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kuşkusuz bundan önceki programlarımızda yaptığımız gibi bu programda da ilçelerimizde tanıtmaya devam ediyorduk. Bu programda da buna devam edeceğiz. Ama Akyazı özel bir ilçe. Hem Sayın Recep Özdemir'in program öncesinde söylediği gibi en büyük ilçelerinden biri. Hem de buna bağlı olarak sosyo-kültürel yapısı diye daha belirgin olan, eğitimde yer alan öğrenci, öğretmen, veli ilişkisi daha üst düzeyde olan, sanıyorum öğretmen sayısı da diğer ilçelere göre daha fazla olan bir ilçemiz. Bu ilçe hakkında hem bu ilçeyi tanıyacağız sosyo-kültürel yönden, hem eğitim alanında yapılanlardan bilgi alacağız. Hem de daha önemlisi halkımızın eğitim hakkında bir farkındalık oluşturmak, onlara yapılanları anlatmak, eğitim konusunda bir duyarlılık oluşturmak amacını gidiyoruz. Bu programda buna zemin oluşturacaktır. Öncelikle Sayın Recep Özdemir, bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İlk programa başlarken konuklarımızın bir özgeçmişini alıyoruz ki dinleyenler kiminle muhatap olduklarını, kiminle konuştuklarını, kiminle program yaptıklarını anlasınlar. Şöyle sorsak, Recep Özdemir kimdir? Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. İnşallah devam eden programın süresi içerisinde Akyazımızda, güzel şirin ilçemizle ilgili, eğitimle ilgili bilgileri vereceğiz. Recep Özdemir Sakaryalı öncelikle. Ama Akyazı ilçesi, şimdiki değiştirilen ismiyle Yörükyeri Mahallesi'nde 1960 yılında dünyaya geldi. 1971 yılında Yörükyeri Köyü İlkokulu'nu bitirdim. 71 ile 74 yılları arasında Akyazı Taşburun Mahallesi'nde Kur'an kursunda okudum. Orada hafızlığımı bitirdim. 1974 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum. 81 yılında Sakarya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Aynı yıl Akyazı Müftülüğü'ne bağlı Kabakulak Mahallesi'nde kısa bir dönem görev yaptım. Daha sonra Marmara İlahiyat Fakültesi'ne 1981 yılında kaydoldum. 85 yılında Marmara İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim. Yine 1982 yılında Beyoğlu Müftülüğü'ne bağlı Fındıklı Molla Çelebi Camii, Mimar Sinan'ın yaptığı bir camidir. Orada göreve başladım. 86 yılında naklen Afyon Sinan Paşa Çiğiltepe Lisesi'ne din kültürü öğretmeni olarak nakloldum. Yine 86 yılı 11. ayında Akyazı İmam Hatip Lisesi'ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandım. 89 yılında Akyazı İmam Hatip Lisesi'ne müdür yardımcılığına başladım. Sırayla müdür baş yardımcılığı, yine 99 yılında da müdür vekilliğine atandım. 2010 yılına kadar Akyazı İmam Hatip Lisesi'nde müdür görevliğini yürüttüm. 2010 yılında rotasyon uygulandı. Kabakulak İlköğretim Okulu'na eski ismiyle atandım. 2010 yılında aynı yıl Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak atandım. 2014 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak tekrar görevim değişti. Halen İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak devam etmekteyim.
Evliyim, 4 çocuğum var. 2 tanesi üniversiteyi bitirdiler. Biri doktor öğrencisi, biri yüksek lisans öğrencisi. Biri yine 29 Mayıs Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde öğrenci. Oğlum da lise son sınıfta okumaktadır. Teşekkür ediyoruz. Evet, Recep Özdemir'le bir ortak yanımız daha var. Şu an bahsetmedi ama program öncesi konuşmuştuk. Evet. Şalpazarlı. Evet, Şalpazar kökenliyiz. Şalpazarı biliyorsunuz Vakfı Gebir'le Tonya arasında biraz dağların içinde kalan bir ilçedir. Sanıyorum önce dedeleriniz herhalde göç etti buraya. Evet, babamın dedesi 1900 yıllarında Osmanlı-Rus Harbi döneminde o zor ve sıkıntılı dönemlerde muhacirlik dönemlerinde Akyazı'ya gelip Yörük yerine yerleşiyorlar. Şimdi mahalle oldu artık. Evet. Halen orada da ailemiz devam etmekte yaşantısına, hayatına. Değerli izleyiciler, gerçekten de o dönemde Rus işgali önemli bir nüfus hareketine yol açtı. Evet. Hatta benim ailem de Ordu'ya kadar gitmiş, tekrar geri dönmüşlerdi. Evet. Tabii bu göç sırasında geri dönmeyenler de oldular. Ve önemli bir göç sirkülasyonuna yol açtı. Tabii burada Akyazı önemli çünkü bizim orada belki de Adapazarı'ndan daha çok bilinen yer Akyazı'dır. Evet. Şimdi Akyazı'nın bir de sosyo-kültürel yanını tanıyalım. Tarihi derinliğine bir bakalım. Çünkü önemli bir ilçe. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Akyazı öncelikle ifade ve tarif etmek gerekirse turizmi olan, Türkiye'de ilk defa devremlik termal turizminin başladığı bölge. Yine Dokurcu'ndan başlayıp su kenarına kadar devam eden bölgesinde boydan boya bir çayın, yani Mudunlu çayının böldüğü bir ilçe. Ormanı olan, yaylaları olan, hatırı sayılır şekilde sanayi tesislerinin olduğu, Küçük Osmanlı diye adlandırdığımız Türkiye'nin birçok yerinden insanların gelip yerleşip huzurlu bir şekilde hayatlarını uyumlu bir şekilde sürdükleri şirin bir ilçemiz olarak biz Akyazı'yı görüyoruz. Ve Akyazı'da hayatına insanlarımız devam ediyor bu şekliyle. Nüfusu ne kadar Akyazı'nın? Nüfusu yaklaşık 86-87 bin civarında nüfusu var şu anda. Doğru. Biraz da şeyden Ziya Cevherli Beyefendi'yi de analım bir espri olarak. O en büyük ilçeyi Adapazarı merkezlerdesin. Ziya Bey ve ilçesi bizim abimizdi. Efendim biz her zaman hem Ziya Bey'in çalışmalarını, diğer ilçe müdürü arkadaşlarımızın çalışmalarını, başta İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mevlüt Kuntoğlu Bey'in çalışmaları bizim için örnek teşkil etmektedir. Biz elbette ki ayda bir defa bir araya geliyoruz ilçe Milli Eğitim Müdürleri olarak. Sakarya'daki eğitimin artısını eksisini efendim belli bir program dahilinde tartışarak ilçelere döndüğümüzde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Elbette ki bizim örnek aldığımız ilçelerimizdir. Başta da Adapazarı ilçemiz gelmektedir. Şimdi direkt olarak asıl konumuza geçelim. Eğitimle ilgili verileri bir alalım. Yani okul sayısı, okul eksikliği var mı? Bu okullarla ilgili personel sayısı vesaire. Bir Akyazı'yı bu yönden bir tanıyalım. Buyurun. Şimdi Akyazı ilçesi coğrafi olarak en dağınık eğitimini sürdüren ilçemizdir. Burada coğrafyasının dağınık olduğu, efendim mahallelerinin de merkeze uzak olmasından dolayı Akyazı'da okul sayısı diğer ilçelere göre biraz daha fazladır nüfus oranına göre. Bizim Akyazı'da 1075 öğretmenimiz görev yapmakta halen. Bizim yaklaşık 783 öğretmenimiz kadrolu, 292 öğretmenimiz de ücretli olarak bizimle beraber çalışmakta şu anda. Yine bizim 2 özel, 2 devlete bağlı ve 34 ana sınıfımız bulunmakta. Ana sınıfı sayımızı sırayla devam etmek istiyorum. Ana sınıfına kayıtlı olan öğrencilerimiz 1128'dir. İlkokul sayımız 52'dir. Sayısı. Evet, ilk dördü kabul ettiğimiz ilkokul sayımız 52'dir. İlkokullarda öğrenci sayımız ise 5471'dir. Yine ortaokul, 32 ortaokulumuz mevcut. Bunların 8 tanesi İmam Hatip Ortaokuludur.
Ortaokulda öğrenim gören öğrenci sayımız 5311'dir. Yine 10 lisemiz vardır. Bizim fen lisemiz de var diğer ilçelerden farklı olarak. Yine bir özel lisemiz mevcut Akyazı'da. Lisede öğrenim gören öğrenci sayımız 5206'dır. Toplam bizim 17.198 öğrencimiz mevcut Akyazı'da. Biz Sakarya'da en fazla taşıma yapan bir ilçeyiz. 3093 orta ve lise ilkokul öğrencisini taşıyoruz. 207 araç kiralamışız efendim ihale marifetiyle. Yani böylece 3093 öğrenci aynı zamanda da sık öğle yemeği veriyoruz. Yine biz diğer ilçelerde olmakla beraber biz birinci ve ikinci kademe dediğimiz özel alt sınıfı eğitim merkezi geçen yıl eğitime başladı. Sadece burada ilk ve ortaokul öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Bunları da biz normalde şu anda 130'a yakın öğrenciyi yine onları da taşınma sistemiyle okullarına alıyoruz. Akşamdan tekrar evlerine götürüyoruz. Yine bizim iki devlet pansiyonumuz, yine 6 da özel pansiyon olmak üzere bize bağlı, 8 de bize bağlı pansiyonumuz hizmet vermektedir. Biz geçen yıl uzun yıllardır Akyazı'mıza hizmet vermiş olan İlim Yayma Cemiyeti'ne bağlı yurdu 10 yıllık bir sözleşme ile beraber, protokolle beraber de onu Akyazı İlim Hatip Lisesi pansiyonu olarak efendim kiraladık. İnşallah onu tadilattan geçirerek, orta öğrenim pansiyonu haline getirerek sadece din öğretimine bağlı öğrencilerimizi değil, tüm orta öğrenim kurumlarından gelen öğrencilerimizin de parasız bir şekilde devlet yapılı olarak kalmalarını temin edeceğiz inşallah önümüzdeki yıl. Evet. Bu fen lisesi öğretmen lisesinin dönüşümüyle oluşmuş bir okul değil mi? Hayır, bizde öğretmen lisesinin dönüşümüyle Konur Alp Anadolu Lisesi oluştu. Fen lisesi ayrıca baştan da fen lisesi olarak bir de, buradan da şükranla anıyoruz. Eyüp Genç isimli bir hayır sahibi Akyazı'mıza fen lisesimizi yaptı. Bize Milli Eğitim Bakanlığı'na binayı devretti ve böylece de biz orada fen lisesini eğitim öğretimine devam ediyoruz şu anda. Peki şey bakımından yeterli mi? Başka bir eksiklik var mı? En azından bina bakımından. Şimdi bina bakımından eksiklerimiz var. Efendim biz bunları kendi devlet imkanlarıyla belli bir planlama dahili içerisinde gidermeye çalışıyoruz. Merkezde hala liselerde olmamakla beraber ortaokullarımızda ve ilkokullarımızda çiftli eğitim var. Biz bununla ilgili planlamalarımızı devam ediyor. İnşaat şu anda ihale sürecinde olan okullarımız var. İnşallah 200 kişilik bir pansiyonun sosyal yardımlaşma ihalesi aşamasında. Yine mesleki teknik eğitimle ilgili bir okul ihale aşamasında, ihale süreci devam ediyor şu anda. Yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin şu anda planladığı 24 derslikli bir okulumuz var. Protokol imzalı Sayın Valimiz Hüseyin Avni Coşa, buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Onun arsasını devrettik Odalar Borsalar Birliği'ne. Şu anda onun da ihalesi devam ediyor. Bu planlamalar neticelendiğinde, yani bu ihaleler neticelenip de okullar bize hizmete verildiğinde, yani biz 2-3 yıl içerisinde Akyazı'da sınıf mevcutlarını 35'in altına ve çiftli eğitimi de tekli eğitime geçirmeyeceğimizi düşünüyoruz. Doğrudur. Yani şey artınca, öğrenci sayısı ve okul sayısı artınca problemler de artıyor ona göre. Siz galiba dışarıdan 200'ün üzerinde öğretmen ücretli olarak alındığını söylemiştiniz. 292. Ben bir karşılaştırma yaptım. Karaklı'da toplam öğretmen sayısı 90 civarında. Evet. Yani tümü. Buradaki hemen hemen ücretli öğretmenlerin 1/3 kadar. Evet. Dolayısıyla ilçe büyüdükçe sorunları da artıyor tabii. Şimdi bununla ilgili biz öğretmen istihdamıyla ilgili bir çalışmamız oldu. Bizim belli okullarımız, işte bizim özellikle dağlık kesim dediğimiz Dokurcun bölgesi, yani Boztepe, Taşal, Kayabaşı, Dokurcun, Taşyatak, Taşburun dağlık olmamakla beraber bu bölgelerimizde öğretmen istihdamında bir takım zorluklarımız vardı.
biz bu bölgeleri bu önümüzdeki yıl itibariyle zorunlu eğitim bölge kapsamı içerisine aldırdık. Şu anda onaylandı. Bize de bu eksiğimiz, bizim normumuz normalde 1100'ün üzerinde. Şu anda 143 öğretmenimize ataması yapıldı. İnşallah onun önümüzdeki yılda onlar da efendim eğitim öğretime başlayınca bizimle beraber bizim eksiğimiz epey azalacak artık. Zorunlu bölge olunca da artık öğretmenlerimiz de bir müddet bizimle devam edecekleri için eğitimimiz bir kademe daha ileriye çekme fırsatını bulmuş olacağız. Evet. Sayın Özdemir, bir de siyasal iktidarın çok önem verdiği bu okul öncesi eğitim konusu var. O durum nasıl Akyazı'da? Ya oran şu anda ben belli bir bizim şu anda normalde anaokulu öğrenci sayımız 1128. İyi bize devam eden. Hı hı. Şimdi ilkokul sayımız da 5474 olduğuna göre bizim okullaşma oranımız epey çok yüksek. Çünkü bir de özel anaokulları da var. Onlara da devam eden öğrencilerimiz var. Yani biz anaokullu okullaşmasında İyi durumdayız şu anda. Üniversitenin bölümü var mı Akyazı'da? Meslek Yüksek Okulu var. Onun bölümleri bir dış ticaret var. Bir de mimarlıkla ilgili bir bölüm var 2 yıllık. Meslek Yüksek Okulu var 2 yıllık sadece. Onun da tabii belli bir avantajı oluyor ilçelerde. Peki bir de okulun sosyal durumu hakkında konuşalım. Okul, öğretmen, öğrenci ilişkileri ve burada yaptığınız çalışmalardan da biraz bahsedelim. Okul yöneticileriyle birebir iletişim halindesiniz tabii. Dolayısıyla yeni bir yönetim değişikliği olduğunda bir tarz değişikliği de görülür. Ne durumdasınız? Neler yapıyorsunuz orada? Şimdi biz öncelikle biz bir aile kavramı içerisinde yönetim tarzımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Biz bir aileyiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müdürü olarak merkeze iki şube müdürümle beraber çalışan memurumuzla, okul müdürü arkadaşlarımızla, müdür yardımcısı arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, yardımcı personellerimizle, okul aile birliği başkanlarımızla beraber biz bir aileyiz. Bu aile yapısının birbirine olan bağlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse biz sene başında okul aile birliği başkanlarının tamamını bir salonda toplayarak onlarla yaklaşık 2 saate üzerinde bir toplantı gerçekleştirdik bu sene. Daha sonra merkezdeki okulların sıkıntıları biraz daha fazla olduğu için onlarla ayrıca bir kere daha toplandık. Bu ayın sonunda yani Mayıs ayının sonu itibariyle de yine okul aile birliği başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bizim bu ulaşabildiğimiz yani verilere biz okul aile birliği başkanlarıyla ulaşmayı hedefliyoruz. Bir de bizim ayrıca ilçe müdürü olarak bizlerin, şube müdürü olarak şube müdürü arkadaşlarımın okul ziyaretleriyle beraber hedeflediğimiz bir ana nokta var. O da şu. Şimdi biz özellikle okul ziyaretlerini belli bir program dahilinde şu açıda okul müdürümüze şunu ortak nokta haline getiriyoruz okul müdürlerimize. Şu noktaları ön plana çıkarıyoruz. Bir, özgüven veriyoruz bütün okul müdürlerimize. Bizler de dahil yani bir yerin yönetilebilmesi için yöneten kişinin bir özgüveninin oluşması lazım. Okul müdürlerimizi cesaretlendiriyoruz yönetme adına. Yine okul müdürlerimizin yönetimde samimi olmasını, yani işi sahiplenmesini ve okulu yönetirken belli bir plan dahilinde karar alırken de cesaretle karar alabilmesi için okul müdürlerimizi bu yönüyle ortak yönlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda okullara uğradığımızda, okulları ziyaret ettiğimizde biz sadece okul müdürünü değil, bir de öğretmen arkadaşlarımızla beraber olup bir araya geliyoruz. Onlarla da eğitimin bir sevgi işi olduğunu, eğitimin bir özveri işi olduğunu, öğretmenliğin bir yetenek avcısı olduğunu, mutlaka öğretmende bu sevgi, saygı, hoşgörü yönünün, alçak gönüllülüğün, merhamet gibi özelliklerinin ön planda olarak bir ortak karakter oluşturmaya çalışıyoruz öğretmenler arasında. Yani biz bunları
şunun için yapıyoruz. Öğrencimizde biz neticede 3 ana noktada gelişmişliği gözlemeye çalışıyoruz Akyaz'da. Bir, asalet. Yani biz bu topraklarda 1000 yıldır varız. Bu topraklarda 1000 yıldır var olurken de inancımızda, yaşantımızda, davranışlarımızda, başımızdan geçen tarihi olaylarla bir kültür oluşturduk. Bu bizim asil duygularımızı, asil davranışlarımızı, asil hareketlerimizi meydana getirmiş. Bunları biz evlatlarımız üzerinde görmek istiyoruz. Biz bu ikincisi ise yine öğrencilerimizde ileriyi görme, feraset dediği, eskilerin feraset dediği ileriyi görme, ileriyi yakalayabilme, kendisini tartabilme yönünü geliştirmeye çalışıyoruz. Yine öğrencilerimize insani duygularda adalet duygusundan şaşmamak için belli bir yapı, yaşam tarzı kavratmaya çalışıyoruz. Yani bizim okullardaki eğitimi yönlendirmemiz o açılardan devam etmektedir. Tabii bunun için belli programlar, çalışmalar, evet, şeyler düzenliyoruz. Biz tabii onu ifade etmek isterim. Biz fiziki mekanlarda da değişiklikler için gayret içerisindeyiz. Okul binalarının bakımlı ve temiz olmasını, mesela bizim son 2 yıl içerisinde beyaz bayrakta okul sayımız 5 iken şu anda 20'nin üzerine çıktı. Yani biz buna özel önem veriyoruz. Yine sınıfların öğrenci sayısıyla uyumlu, koridorlarının düzenli, lavabolarının temiz olmasına önem veriyoruz. Yine eşyaların düzenli bir şekilde okulda, okul içerisinde düzenlenmesini önemsiyoruz. Bu konuda da idarecilerimizi, yardımcı personelimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Hatta bahçeye dikilen ağaçların da özenle seçilmesini yönlendiriyoruz ve talep ediyoruz oradaki idarecilerimizden. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ali Bey dinlerken, Recep Bey dinlerken tarihi derinliği de, tarih bilgisinin de bir hayli yerinde olduğunu gördüm. Çünkü bu tür yöneticilerimizde hem yönetim başarısı hem de entelektüel düzey önemli. Şeyi hatırladım ben, Gazali'nin öğrenci ve öğretmenlerin özelliklerini sıralayan bir kitabında bir bölüm vardı. Orada yani öğretmenlerin yeterli ve davranış psikolojik bilgilerini tartarken öğrencilerin de öğrenmeye aç bir pozisyonda olmaları gerektiğini söylüyordu. Kuşkusuz tabii klasik dönemde ki öğretimde binalar çok önemli değildi. Evet. Kişiye bağlı eğitim merkezleri vardı ama şimdi okullaşma oranı kuşkusuz. Okulların da fiziksel yönleri önemli ve bu konuda Sayın Özdemir'in önemli çalışmalar yaptıklarını gördük. Teşekkür ediyoruz kendisine. Değerli izleyiciler, bir 10 dakikalık ara verelim. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde de örgün eğitimin biraz dışında hem halk eğitim çalışmalarını hem yapılan diğer projeleri hem de eğitim alanında kazanılan başarıları konuşacağız Akyazı özelinde. Reklamlardan sonra Sayın Özdemir'le beraberiz. Reklam arası. Su, doğal, mineralli su. 444-54. Thank you.
Seramik. Sakarya'da kaliteli sağlık hizmetlerinin öncüsü olan tıbbi, akademik ve teknolojik olanaklarıyla özel sağlık sektöründe baş döndürücü gelişmelere imza atan Özel Bey Hekim Hastanesi sizler için yenilendi. 19 yıllık hizmet süresince beklentilerinizi ve memnuniyetinizi en üst seviyede karşılamak, modern tıbbın tüm imkanlarını sunmak, hastaların sağlık ve mutluluğunu sağlamak amacıyla bütün gücüyle çalışmayı ilke edinen Özel Bey Hekim Hastanesi, bünyesine kattığı genel cerrahi, üroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kadın doğum ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, cildiye, nöroloji, tüm laboratuvar ve radyoloji tetkiklerinin yanı sıra yenilenen dekorasyonuyla sizlerin sağlığına önem veriyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özel Sigorta Şirketleri ile anlaşmalı olan Özel Bey Hekim Hastanesi, acil ünitesiyle 24 saat hizmetinizdedir. Seramik. Doğal, mineralli su. 444-54. Sakarya'da kaliteli sağlık hizmetlerinin öncüsü olan tıbbi, akademik ve teknolojik olanaklarıyla özel sağlık sektöründe baş döndürücü gelişmelere imza atan Özel Bey Hekim Hastanesi sizler için yenilendi. 19 yıllık hizmet süresince beklentilerinizi ve memnuniyetinizi en üst seviyede karşılamak, modern tıbbın tüm imkanlarını sunmak, hastaların sağlık ve mutluluğunu sağlamak amacıyla bütün gücüyle çalışmayı ilke edinen Özel Bey Hekim Hastanesi, bünyesine kattığı genel cerrahi, üroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kadın doğum ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji, cildiye, nöroloji, tüm laboratuvar ve radyoloji tetkiklerinin yanı sıra yenilenen dekorasyonuyla sizlerin sağlığına önem veriyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özel Sigorta Şirketleri ile anlaşmalı olan Özel Bey Hekim Hastanesi, acil ünitesiyle 24 saat hizmetinizdedir. Seramik.
Seramik. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Özdemir'di. Birinci bölümde çok keyifli, en azından benim için bilgilendirici, öğretici bir sohbet oldu. İkinci bölüme bir halk eğitim çalışmalarıyla, ki bu örgün eğitimin dışında yaygın eğitim olarak ortaya çıkan bir çalışma türüdür. Onunla kısa bir bilgi aldıktan sonra asıl konumuz olan eğitimde yapılan projeler ve başarılar üzerinde konuşacağız. Sayın Özdemir, halk eğitim çalışmaları nasıl gidiyor? Akyazı Halk Eğitim Müdürlüğümüz var. Kendi binasında hizmet vermekte. Biz Halk Eğitim Müdürlüğü'nü bakanlığımızın eğitim politikaları çerçevesinde yönlendirmekteyiz. Biz Halk Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmalarını yönlendirirken eskiden klasik anlayış içerisinde kabul edilen biçki, dikiş, nakış kursunun dışında toplumun tamamını bilgilendirme, yenileme olarak yönlendiriyoruz. Ve yeniliklere açık kurslar açarak bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da merkezde Halk Eğitim Müdürümüz, şu orada görev yapan müdür yardımcısı arkadaşlarımız, bir de bizim Akyazı'da fabrikalara yönelik, fabrika içerisinde özellikle tekstil sanayinde halen efendim kurslarımız onların içerisinde devam etmekte. Halk eğitim çalışmalarını böyle yönlendiriyoruz, böyle devam etmekte şu anda. Teşekkür ediyoruz. Evet. Öğretmen evi var mı Akyazı'da? Evet, Akyazı'da öğretmen evimiz var, halen hizmet vermekte. Şu anda yataklı bir şekilde devam etmekte. 14 yatağı var. Hizmete devam etmekte. Bu çoğunlukla Sakarya ilçelerinde öğretmen evleri bir sorun oluşturuyor. Evet. Bir çoğunda kapanmış, bir çoğunda böyle bir ihtiyaçla devam ediyor. Doğrusu öğretmenlerin de bir araya gelecekleri sosyal alanda bir ortama ihtiyaçları var. Ama anlaşıldığı kadarıyla Akyazı bu konuda şanslı ilçelerimizden biri. Sayın Özdemir, biraz da hedeflerinizden bahsedelim. Çünkü şimdiye kadar olanlardan bahsettik. Kuşkusuz en büyük hedef tekli eğitime geçmektir büyük ölçüde. Bu da önemli bir çalışmayı gerektiriyor. Bunun dışında da projeleriniz vardır kuşkusuz. Uygulamak istediğiniz projeler hakkında bilgi alalım. Buyurun. Efendim, çocuklar bugün değil yarın yaşayacaklarına göre, çocukları yarının hedeflerine göre yetiştirmek bizim öncelikli görevimiz. Bu açıdan bakıldığında okullarımızı, öğretmenlerimizi yarının hedeflerine göre düzenlemek, onları bu şekilde yönlendirmek bizim birinci görevlerimiz arasında. Biz uyguladığımız, bakanlığımızın bize bakanlık açısından uyguladığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize uygulattığı belli projeler var. Ben bunlardan bahsedeceğim. Zaten bu projelerle beraber de biz gelecekte neler yapmak istediğimize kendinden ortaya çıkmakta. Şimdi biz bu sene Değerler Eğitimi adı altında ciddi bir proje uyguladık. Elbette ki her ilçe aynı projeler uygulanmıştır. Biz bu proje başlıkları altında sevgi, saygı, aile kavramı, insanın sorumluluğu, sabır, adalet, dua, ibadet gibi yaklaşık 90 tane okullarımıza seminer verdirdik. Araya gireceğim Sayın Özdemir. Bu gerçekten önemli, bu değerler eğitimi konusu. Bizim benim başımdan geçen bir olay Sapanca'da. Sürekli hep okulların başarılarını üniversiteye dönük başarıyla ölçerler. Ne yapıyorsunuz okulda sormuştu önceki ilçe milli eğitim müdürü. Ben de gayri ihtiyari, yani çocukların nasıl sınıfa girmeleri gerektiğini, nasıl çıkmaları gerektiğini, kapıyı nasıl açmaları gerektiğini öğretiyoruz. Bu bile önemli bir şeydir demiştim. Epey bir çalkantı konusu olmuştu yani. Gerçekten bu değerler konusu önemli. Yani çocuğun psikolojik, sosyal konumu, büyüklerine, küçüklerine nasıl davranacağı, düzgün konuşup konuşmayacağı. Galiba bunları biraz ihmal ettik yani. Evet, ihmal ettik. İhmal etmememiz gereken bir konu. Bu benim sadece bu değerler eğitimi
Den aldım birkaç tane başlık. Hı hı. Ama bizim zaman zaman öğretmenlerimizle, okul müdürü arkadaşlarımızla, velilerimizle karşılaştığımız bir efendim şöyle bir konu var. Ben bunu zaman zaman bahsederim. Bir ezan okunurken ezanın ne manaya geldiğini, topraklarda ne mana ifade ettiğini, efendim Mimar Sinan'ın ne anlama geldiğini biz evlatlarımıza öğretmek zorundayız. Yani Itri ile Mozart arasındaki farkı bu topraklarda yetiştirdiğimiz bizim evlatlarımız fark etmeli. Arasındaki farkı çok iyi bilerek hazmetmeli diye değerlendiririz biz. Yine İHA ile ortak yaptığımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapılan bir protokol yaptığımız 96 yetim kardeşimiz var projesine destek verdik. Bu geçen yıl 32'ymiş. Bu sene biz bunu 96'ya çıkarttık okullarımızda. Yine bu sene okul müdürlerimizi önce biz efendim İzmit'te Kocaeli ilimizde randevu aldık. Genel sekreteriyle Marka Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın genel sekreteri, kıymetli genel sekreteriyle önce biz görüştük. Ben bir şube müdürüm ve projeden sorumlu iki arkadaşımla beraber. Daha sonra Akyazı'ya geldik. Projelerle ilgili nasıl başvurulur, nasıl proje yazılır diye okul müdürlerimize seminer verdik. Onlar şu anda kendi çalışmalarını yapmaktalar. Bu projeler de bizim ileriye yönelik vizyonumuzu, okulların vizyonlarını geliştirecektir. Yine AB projeleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bir ilkokulla ilçe milli eğitim müdürlüğü bir ortak proje yaptı. Onun bekliyoruz, neticesini bekliyoruz. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün eğitimde motivasyonla ilgili bir projesi vardı. Onunla ilgili bütün idarecilerimize bir seminerden geçirdik. TÜBİTAK projelerimiz vardı. 6 okulumuzun efendim projesi kabul edildi. Yine Akyazı'da görev yapan çok değerli arkadaşlarım bir araya gelerek eğitimle ilgili bir dernek kurdular. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Çok öğretmen mi? Öğretmen arkadaşlarımız. Akyazı İlkokulu, Pazarköy Ortaokulu ve Paris İlk Ortaokulu'na görev yapan arkadaşlarımız bir araya gelmişler. Eğitimle ilgili bir dernek kurdular. Yetimlere yönelik faaliyet yaptılar. Bu 23 Nisan'dan sonra da Akyazı'da bütün öğrencilere yönelik bir çocuk şenliği gerçekleştirdiler. Çok da görkemli, çok güzel oldu. Bu tip etkinlikler var. Desteklediğimiz, katkı verdiğimiz. Yani biz proje olarak da bu şekilde Akyazı'da devam ediyoruz şu anda çalışmalarımıza. Değerli izleyiciler, kuşkusuz öğrencilerin TEOG aşısında aldığı başarılar önemlidir. Ama Recep Bey'i dinlerken onun öğrencilerin hem bir tarih şuuruna sahip olması gerektiği üzerindeki düşüncelerini önemsiyorum. Milli şairlerimizden Yahya Kemal'in "İstikbal köklerdedir" diye bir sözü vardır. Bunu ben bir dergide makalede yazdığım zaman arkadaşlardan biri "yanlış yazdınız, göklerde olacak" diye yazdı. Oysa herhangi bir dizgi yanlışı yoktu. Yahya Kemal "istikbal köklerdedir" der ve mazi ile gelecek arasında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hani bir oluş, bir değişim olarak görmektedir. Bu önemli. Ama tabii TEOG ve ÖSS başarıları da önemli. Sanırım Sakarya'da belirli bir yükseliş oldu. Bu yükselişte de Akyazı motor rolünü oynayan ilçelerden biridir. Şimdi biz 2014 öncelikle okullarımıza hem ortak sınavlarda hem de üniversite sınavlarında önce ilçede bizler şube müdürlerimizle oturduk. Ne yapabileceğimizi, ilçemizi mevcut imkanlarımıza nereye götürebileceğimizi kendi aramızda bir konuştuk, bir tartıştık. Daha sonra okul müdürlerimizle beraber belli bir hedef belirledik. Biz lise girişlerde yani üniversite sınavlarında Sakarya'da ilk 1 veya 2'yi hedefledik. Ortak sınavlarda ise Sakarya'da ilk 5 ilçe içerisinde bulunmayı Akyazı için uygun bulduk. Bu hedefimizi de 2015 yılı itibariyle 2014'te
Ortak sınavlarda 14. iken 7. sıraya çektik. Yine 2015'te öğrenci yerleştirmesinde ise Sakarya birincisi olduk. Yine bu biri devam etmektedir. Liselerde başarımız, üniversite giriş sınavlarındaki başarımız devam etmektedir. Ortak sınavlarda ise çalışmalarımız bir müddet daha ortaokullar üzerinde yoğunlaşacaktır. Hı hı. Ama inanıyoruz ki bizlerin gayreti, bize destek veren okul müdürü öğretmenlerimizin gayreti, değerli velilerimizle beraber ortak çalışmamız 2-3 yıl içerisinde biz ortak sınavlarda da Sakarya'da ilk 5 ilçe arasında yer almayı hedefliyoruz. Akyazı'ya da yakışanın bunu olduğunu düşünüyoruz. Sanıyorum bu... Ben müsaade ederseniz bir şey de bahsetmek istiyorum. Bu düşüncemizin doğru olduğunu da şuradan görmek durumundayız. Bu sene yapılan bilgi kültür yarışmalarında ben şunları sırayla vermek istiyorum. Ortaokullarda yapılan bilgi kültür yarışması İl Milli Eğitim Müdürümüzün organizasyonunda vakıf ilk ortaokulumuz Sakarya'da ortaokul arasında yapılan yarışmada ikinci. Fen lisemiz yani Akyazı Eyüp Genç Fen Lisemiz yine liseler arasında fen liseler arasında yapılan yarışmada ikinci. Anadolu Liseler arasında yapılan yarışmada Konur Alp Anadolu Lisemiz birinci. Meslek liseler arasında yapılan yarışmada ise İşmont Lisemiz üçüncü. İmam Hatip Liseler arasında yapılan bilgi kültür yarışmasında ise Akyazı İmam Hatip Lisemiz dördüncü olmuştur. Bu da bizim aslında koymuş olduğumuz hedefin Akyazı için çok anlamlı yerinde olduğunu göstermektedir. Evet. Bu önemli yani bir sadece bir dördüncülük var, diğer bütün branşlarda yani ilk üç arasında. Yani ilk üçünün tamamında ilde varız. Yani çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız neticede de Akyazı'da eğitimi bulunduğu yerin bir üstüne çıkaracağız inşallah. Biliyorsunuz iktidarın da bu dershanelerin kapatılması dolayısıyla bunların fonksiyonlarını da liselere ve ilköğretimlere yükledi. Ve buralarda kurslar açılarak öğrencilerin bu eksikliklerini gidermeleri sağlanabildi. Nasıl gidiyor oradaki çalışmalar? Biz katılım nasıl, ilgi nasıl, başarı nasıl? Şöyle ifade edeyim. Destekleme kursları konusunda biz baştan biraz böyle tereddüt vardı ama başlayınca tereddüdün yanlış olduğunu, öğretmenlerin katkısı ki kendilerine teşekkür ediyoruz, idareci arkadaşlarımızın katkısı kendilerine teşekkür ediyoruz, öğrencilerimizin de efendim kurslara yoğun katılımıyla beraber biz 37 okulumuzda destekleme kursu açtık. Yaklaşık 5.158 öğrencimiz şu anda bu kurslardan istifade etmekte, devam etmekte. Çok güzel bir şekilde şu anda destekleme kurslarımız devam etmektedir. Yine aynı zamanda biz halk eğitim üzerinden de mezun öğrencilerimizden de 52 öğrencimiz şu anda o kurslara katılmaktadır. Tabii bunun da sonucu olarak gösterilen başarılar büyük ölçüde katkı yapmaktadır. Ya biraz da şeyden bahsedelim, böyle teorik konulardan. Bu eğitim ve toplum ilişkisi konusunda neler söylemek istersiniz? Acaba toplumun ilerlemesi konusundaki eğitimin rolünü sorsam size. Şimdi toplum demin ifade ettim ama şunu da söylemek isterim. Hazreti Ali radıyallahu anh, çocuklarınızı yarının şartlarına göre yetiştirin. Çünkü onlar yarınlarda yaşayacaklar. Toplumun eğitimle ilgisi biz iyi görüyoruz. Şu anda toplum yani insanımız evlatlarını eğitmek için bütün imkanlarını kullanıyor, seferber ediyor. Bunun daha ileriye götürülmesi lazım. Çünkü dünya milletleri arasında geleceğimiz en iyi noktayı yine eğitimle, öğretimle geleceğimiz açısından bunu daha topluma anlatarak, bunun önemini daha da aktararak topluma, toplumun buna bakışını istediğimiz noktaya getirmek durumunda olarak ben düşünüyorum.
Peki Sayın Recep Özdemir, okullarda bir güvenlik problemi var mı? Nasıl sağlıyorsunuz güvenliği? Ya da bu konuda herhalde emniyetle de? Ya emniyetle birebir ilişkilerimiz var. Onlar okullarımızla ilgileniyorlar. Belli okullarımıza güvenlik görevleri görevlendirdiler. Telefonlarını verdiler ama şu ana kadar Akyazı'da biz bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya gelmedik. Bu önemli çünkü Türkiye'nin bazı yerlerinde ulusal basına da konu olan olumsuz olaylar olabiliyor. Bunların olmaması sevindirici. Velilerin ilgisini nasıl görüyorsunuz? Velilerin ilgisi bölge değişiyor. Biz öğretmenler kurulu toplantısı yaparken çalıştığım değişik müdür arkadaşlar hep şunu söylerlerdi. Ya bu adamlar gelmiyorlar kardeşim. Yani yapacak ne yapalım da gelsinler falan. Tabii bu gelmelerinde büyük ölçüde okulların maddi gelirlerini de o arada sağlıyorlardı. Veli de gene para isteyecekler gibi bir şeyden bakıyorlardı. Nasıl Akyazı'daki durum? Şimdi velilerin ilgisi çok iyi düzeyde değil demek uygun olmaz. Her yerde olduğu gibi ilgili olan veli var, ilgisi olan veli var. Ancak onlar gelmese biz gitmek durumundayız. Çünkü velinin ilgisini eğitimde 3 ana ayak var. Yani öğrenciyi, veliyi, öğretmeni, biz ilçe milli eğitim müdürleri, değerli okul müdürü arkadaşlarımla beraber buluşturmak durumundayız. Eğer öğretmenle öğrenciyi buluşturduk ama velinin katkısını onlara temin edemezsek eğitimin bir kısmı eksik kalacağı yönünden mutlaka veliler gelmese de biz onların bir şekilde ulaşarak eğitime olan katkılarını ve bakışlarını olumluya çevirmek durumundayız diye düşünüyorum ben. Sayın Recep Özdemir, programımızı bitirmeden önce söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğiniz, eğer yoksa son mesajınızı da alalım. Söylemek istediklerinizi de toparlayın ve programımızı kapatalım. Buyurun efendim. Ben şunu bahsetmek istiyorum özellikle. Sportif faaliyetlerde de Akyazı aktif bir ilçemiz. Yani okullarımız farklı yarışmalara katılmışlar. Özellikle ben bir iki tanesini söylemek istiyorum. Ulusal yönde bir başarı olduğu için. Mesleki Teknik Lisemiz hokey birinciliğine gitti. Osmaniye'de şu anda kendilerine başarılar temin ediyor. Değişik bir branş. Evet. Başarılar diliyorum. Yine özellikle Akyazı'da karate dalında çalıştıran fedakar bir çalıştırıcımız var. Usta öğretici var. Bu da 36 kiloda hem Türkiye birinciliği var hem Türkiye ikinciliği var. Bu yönüyle de bu öğrencilerimi de tebrik ediyorum. Çalışıcılarımı da tebrik ediyorum. Benim için Akyazı'yı tanıtma adına güzel bir program oldu. Eksik şeyleri ifade etmiş olabiliriz ama eğitimle ilgili ne yapılırsa bu ülke için katkı ve kârdır. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Medya Detay televizyonunda yayınlanan Eğitim Rehberi programındaydık. Konuğumuz Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Recep Özdemir Bey'di. Üstüne üstlük hemşerim de aynı zamanda. Keyifli bir sohbet ettik. Akyazı'yı tanıdık. Akyazı'nın başarılarının devam etmesini diliyoruz. Kuşkusuz Akyazı büyük ilçelerimizden biri ve oradaki başarı, ildeki başarıyı önemli ölçüde katsayı olarak artıracaktır. Bir başka programda buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum. Kitapçım Kitabevi, TEOG, YGS, LYS, KPSS, KPDS, DGS, ÜDS, sınav hazırlık kitapları, hikaye, roman ve kültür kitaplarında bol çeşit ve uygun fiyat anlayışıyla Akyazı'da hizmetinizdeyiz. Adres Ömercikler Mahallesi, Yahyalı Caddesi, No 14 Taksim A, Akyazı. Telefon 418-07-01 0532-362-09-81 Kitapçım Kitabevi,
eğitim rehberini sundu.